Herkese merhaba. Sinan Pekşen ben. Tam 12 dakika sürecek kurumsal ve bireysel gelişim olanaklarının geleceği üzerine sizi kısa bir yolculuğa çıkarmak için buradayım. İçinde bulunduğumuz çağda hiç şüphe yok ki tüm organizasyonlar verimli bir iş gücü oluşturmanın peşinde. Yeni nesil çalışanlar gelişime açıklar, esnekler, sabırsızlar, sonuç odaklılar ancak bir önceki nesle göre motive edilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu yeni iş sosyolojisi bizi yeni teknolojilerin kullanımına itiyor. Peki nedir bu yeni teknolojiler? Bütün bu olanı biteni anlayabilmemiz, anlamaktan öte özümseyip kavrayıp onları kullanabilir hale gelmemiz için neye ihtiyacımız var? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Bir kere öncelikle yeni nesil çalışanların en fazla ihtiyaç duyduğu şey belki de kişisel gelişim olanaklarının kendileriyle birlikte senkronize, yani bu fırsatların kendi büyüme, kendi gelişim hızlarına ayak uydurur nitelikte olması gerekiyor. Bunun en önemli unsuru elbette kişiselleştirilmiş eğitim ya da gelişim olanaklarının kendisine sunulup sunulmadığı. Şimdi bu konu öylesine hassas bir konu ki yeni nesil çalışanlar için her şeyden önce bu olanağı, yani gelişim olanağına, üstelik de kendi büyümesine, gelişmesine uygun hızdaki olanakların olmaması durumu yeni nesil çalışanlarda genellikle aidiyet hissini ortadan kaldırıyor. Böylelikle organizasyonların çalışan devir hızı yükseliyor. Peki, yeni nesil teknolojilerin bize sunduğu olanaklar neler? Biraz onlara bakalım hep birlikte isterseniz. Şu hani hepimizin diline pelesenk olmuş yapay zeka ile başlayalım ve yapay zekanın eğitim, öğretim alanında, kurumsal gelişim alanında, bireysel gelişim alanında nasıl kullanılabileceğini ya da kullanılabildiğini biraz irdeleyelim isterseniz. Bir kere yapay zeka aslında isterseniz son derece basit. İnsan davranışlarını kopyalıyor, bunları geri yansıtıyor ve böylelikle herkes için, herkesin kendine özel, yeni ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor. Temeldeki mantık bu. Eğer bu algoritmalar bize davranışlarımızı takip ederek, inceleyerek, alışkanlıklarımızı, sevdiklerimizi, sevmediklerimizi, ilgi alanlarımızı, hangi konuda ne kadar zaman geçirdiğimizi belirleyerek bize özel eğitim alanları, gelişim alanları ortaya çıkartabilirlerse, bu veriyi işleyerek bu şekilde bir sonuca ulaşabilirlerse, hiç şüphe yok ki gelişimin, eğitimin bir sonraki şeklini, şemalini belirlemiş olacak. Peki, yapay zekanın böylesi bir veri işleme ve kişiye özel eğitim tasarlama konusundaki işlevinden başka, kişiye özel eğitim tasarlamayı da kendi başına ele alabiliriz. Yani önümüzdeki dönemde yapay zekanın eğitimde ve gelişimde kullanılacağı ve üstelik de kişiselleştirilmiş programların hazırlanması için kullanılacağı kesin. Dolayısıyla altyapısında bu tip bir unsuru, yani yapay zeka unsurunu taşıyan programların öne çıkacağı kesin. Peki kişiselleştirme ne? Kişiye özel eğitim programları ne? Aslında elbette adı üzerinde ben neye ihtiyaç duyuyorsam o zamanda ve o kadar sınırlı, o kadar eğitim almalıyım. Çünkü zaman benim için önemli. Ben zamanımı nasıl bölüştüreceğimi, ne kadarını gelişime harcayacağımı, hangi konularda gelişim göstereceğimi zaten yapay zeka ya da diğer teknolojilerle ya da kendimden kaynaklanarak bilebiliyorum. İşte kişiselleştirilmiş özel eğitim bu demek. Sadece ve sadece ihtiyacım olduğu kadar, ihtiyacım olan konuda
gelişim gösterebilecek olanaklara sahip olmak demek. Peki, başka ne var? İhtiyaç temelli eğitim. Kişiye özel eğitimden ne farkı var ihtiyaç temelli eğitim? İhtiyaç temelli eğitim yine aslında bireyin değil, grupların ihtiyaçlarını ortaya çıkartan bir algoritma ya da bakış açısı. Böylelikle belirli grupların belirli ortak ihtiyaçları belirlenerek eğitim ve gelişim olanaklarının ona göre tasarlanması söz konusu. Böylelikle kurumsal gelişimde ya da bireysel öğrenmede hangi alanlar sorunlu ya da eksikse bunların ortak faydaları çıkartılarak belirli gruplara daha ekonomik, daha hızlı, daha verimli, belki de hani şu son dönemde pek de popüler olan deyimle daha sinerjik eğitim ortamları yaratılabilir diye düşünüyoruz. Peki, bunun dışında aklınıza ne geliyor? Gamification ya da işte oyunlaştırma dedikleri teknik. Özellikle son dönemde beklentilerin bu tarafa kaymasıyla, yani yetişkin eğitiminde keyif alma, eğlenerek öğrenme ya da öğrenirken eğlenme, artık nasıl derseniz, bütün bu unsurları bir arada barındıran bir rekabet ortamı, aynı zamanda da işbirliği, takım olma gibi önemli unsurları da içinde barındıran bir yeni teknolojik gelişmelerin de verdiği imkanları kullanan bir oyunlaştırma mantığı var. Bu oyunlaştırma aslında hep vardı, ezelden beri vardı, ama şimdi işte VR gözlükleri, değil mi, o sanal gerçeklik gözlükleri, artırılmış gerçeklik, augmented reality dediğimiz o artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla oyunlaştırma yeni bir evreye girdi. Bu yeni evre gerçekten de yetişkinlerin gelişiminde ciddi anlamda etki sahibi oldu. Çünkü başta VR olmak üzere sizi içinde bulunduğunuz ortamdan bambaşka yapılandırılmış, önceden tasarlanmış ama son derece beş duyunuza da hitap eden ve böylelikle öğrenmeyi kolaylaştırıp hızlandıran bir ortam sunuyor. Augmented reality dediğimiz AR da aslında benzer etkiler yaratıyor ama sonuçta o bir ekranda sınırlı kaldığı için belki VR kadar etkili olamayabiliyor. Ama AR'ın da, yani augmented reality dediğimiz artırılmış gerçeklik uygulamalarının da özellikle pazarlamada, gelişim alanlarında sıkça kullanılacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak sevgili dostlar, bugün çok kısaca, çok üst başlıklar halinde eğitim sektörünü gelecekte, hatta bugünden itibaren etkileyecek olan bazı ana başlıkları sizlerle paylaşmış oldum. Umuyorum çok daha fazlasını, çok daha sürprizlerle dolu çözümleri, yeni teknolojileri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Bunların bireyin ve kurumların, organizasyonların gelişime olan etkilerini zamanla ölçebileceğiz ama görünen o ki bu da teknolojinin, zamanın ruhuna, çağına uygun olarak oldukça etkileyici ve değiştirici, dönüştürücü bir niteliğe sahip olacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.